Dert'e hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Enes nasılsın? Yağmur yağıyor, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Islanıyoruz ama bizi takip eden sevgili takipçilerimiz ve henüz bizi takip etmeyen müstakbel takipçilerimiz için bu yağmurun altında ıslanmak bana hoş geliyor. Hoş geliyorsa bana da hoş geliyor. Evet. Şu koluma girersen tamam. Bir şekilde olur yürür ve daha iyi olur. Evet. Rüzgar da esmeye başladı. Evet. Şimdi bana sunacak olduğun konu nedir Tugay bugün? Bugün fikirlerini almak istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun? 23. İstanbul Film Festivali'nde, ki bu çok eskidendi, Ahmet Unuçay ödül alıyor ve ödül alırken şunları söylüyor. Bu filmi eşim Ayşe'ye adamıştım. Bu ödülü onun adına alıyorum. Ben sinema yapmak için onu buradaki birçok insanın tanımadığı bir yoksulluğun içine ittim. Yalnızca sinema yapayım diye o benim her şeyime katlandı. Büyük yönetmen o. Diyor. Şimdi burada bakınca bu sözde büyük bir duygusallık. Evet. Büyük bir fedakarlık. Sabır. Her şey var. Yani evet. Bütün böyle ahlaki doğrular çok güzel bir şekilde özetlenmiş gibi sanki böyle. Tamam mı? Ben burada aslında bu özetlenecek duygu, artık kategori ismi neyse, işte ahlak dedin, sabır dedin, onu dedin, bunu dedin. Evet. Bunların hepsinden ziyade burada çok güzel bir eş örneği yok mu? Peki işte ben de sana bunu sormak istiyordum. Şimdi sen burada diyorsun ki çok güzel bir eş örneği var. Buradaki örnek eş sanırım karısı. Yani. Ama karısının ismini bile bilmiyoruz biz. Evet. Ayşe demedin mi? Evet. Yani bilmiyoruz derken bilmiyorduk, öyle diyeyim hani. Sorsan şimdi yine bilmezdim. Okuduğun için bildim. Şunu demeye çalıştım aslında. İsmini bilmiyoruz derken yani Ahmet Uluçay bir isim. Anladın mı? Ama Ayşe Uluçay kim bilmiyoruz. Evet. Yani belki söyleselerdi Uluçay isminden hani şey yapardık ama normalde bilemezdik. Ya ben ama yine büyük belki yönetmenin ne olduğunu söylüyor. Şimdi burada sana feministçe sorular yöneltmemeye çalışacağım ama sormak istiyorum. Sence bu kadının da, yani Ayşe Uluçay'ın da hayalleri yok muydu? Yoktu, olur mu? Şimdi mesela bu konuda bana ne, yani burada Ahmet Uluçay biraz rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ben Türkiye'nin en büyük yönetmeni olarak görüyorum kendisini. Burada tabii benim de duygusallığım olabilir ama yaptığı işler ortada, kısa filmlerle vesaire, bunlar ayrıca konuşulur ama şöyle demek istiyorum, yani Ahmet Uluçay biraz sanki böyle ayak yapmıyor mu? Yani tamam, içten söylüyordur tabii ki, ben ona bir şey demiyorum, fakat yani burada bir engelleme, bir o kadar hani şöyle, o kadar şey yaptıktan sonra işte karım da beni o olmasaydı yapamazdım demek biraz böyle, yani şey değil mi? Kendini kandırmak gibi bir şey mi? Milleti de kandırmak gibi, kendini de kandırmak gibi, bunlar da sayılabilir ama tam ismini söyleyemiyorum. Belki söylemek istemediğim için aklıma gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani Ahmet Uluçay biraz ayıp etmemiş mi sence? Peki ne demesi gerekirdi? Yani güzel ülkeme mi hediye ediyorum, alıyorum demeliydi? Konuyu farklılaştırıyorsun. Sen söylüyorsun. Ayşe'me hediye ediyorum diyor. Karısına hediye ediyor. Ne yapsın? Konuyu farklılaştırıyorsun. Şimdi orada bu mesela diyor ki burada kimsenin hayal ne öyle bir şey. Yani evet, hayal edemeyeceği bir yoksulluk. Evet, diyor. Bu yoksulluğa ittim diyor. Evet. Şimdi yani ya kadın, o kadar yoksulluğa itmişsin. Bir tane film çekmişsin. Çekmeseydin abi, o yoksulluğa itmeseydin o kadını. Diyor musun mesela? Yani diyebilir misin bunu? Ama şöyle bir şey ya. Şimdi bir duralım. Evet. Yüzüne bakarak konuşmak istiyorum. Tamam, söyle kardeşim. Şimdi şöyle, yani yoksulluğa itmeseydin çok doğru. Ne biçim kocasın? Hani konudan bağımsız betimleme yapıyorum. Ne biçim kocasın? Ben bunun için mi evlendim? Sana çocuklar verdim. Mesela şöyle bir şey vardır. O meseleyi de sana burada söylemiş olayım. Önceden söylemiştim. Marx'ın karısı, biliyorsun Karl Marx ölünce başucunda ısırılmış bir elmayla ölüyor, bırakmış. Ve hatta şey, karısı onun ardından şöyle söylüyor. Kapitali yazacağına bana biraz kapital bıraksaydı keşke diye. Evet. Şimdi hani bunun gibi demek istiyorum. Yani sence Ayşe Uluçay, gerçi tabii onun öyle bu, şu anda ben hani röportajını biz izledik, onun söylemlerinde böyle bir şey yok ama insanlar böyle düşünüyorlar. Özellikle hani kadın. Evet. Ben şunu demek istiyorum. Hayat bir hayalden ibaret, yaşadığımız bu hayat bir hayalden ibaret ve işin sonunda hepimiz öleceğiz ve
bizim inancımıza göre ahiret kapısı açılacak. Şimdi şöyle bir şey var. Orhan Pamuk'un hani romanında var ya, çok güzel bir hayat yaşadın. Evet. Herkes bilsin, çok güzel bir hayat yaşadın. Şimdi bu cümle gerçekten bu kişinin çok güzel bir hayat yaşadığını söylüyor. Belki mutluluk, refah içerisinde yaşamış olabilir. Ama sıkıntı, keder, stres içerisinde de yaşamış olabilir. Mesele... Muhakkak vardır onlar. He, vardır. Yani. Şimdi biraz kapital bıraksaydı veya işte birazcık beni mutlu etseydi, bana bir şey yapsa... Şimdi Ahmet Oluçay da belki elinde bir papatyayla gelir ve Ayşe Hanım'a verir o papatyayı ve Ayşe Hanım şükürler olsun der. Bazı insana altınlar getirip taksan mutlu olmaz. Bazısı bir papatyayla bile mutlu olabilir. Evet. İşte gerçek sevgi, muhabbet, neyse o aradaki ince çizgi, işte asıl önemli olan bence bu. Evet. Demek istediğini gerçekten anladım biraz, yani hissettim. Evet. Aslında anladım demeyeyim, gerçekten hissettim. O demek istediğin şey çok somut bir şey değil. Değil. Çok soyut. Somutluklu olmuyor, evet, çünkü. Çok soyut. Çünkü hepimizin ihtirasları var. Hepimiz bir şeyler istiyoruz hayatta. Beklentilerimiz çok yüksek. Hele Z kuşağının kısa yoldan zengin olmak gibi şeyleri var. Evet. İçinde bulunduğumuz çağda özellikle, evet, bu zamanda yani 2024 yılından bahsedelim. Hani daha girmedik, evet, ama 2024... şöyle bir insana şey getiriyor gerçekten. Böyle bir şeyleri tam olarak hesap kitap dışına çıkarma şeyi yapmıyor. Yani her şeyi hesaplı ve kitaplı olacak. Nizam. Her şey sorgulanacak. Evet. Nizamdan bahsetmiyorum. Nizam, hesap, evet, kitap. Yani bunun hesabı çıkar. Kitaplı. İşte neyse o. Evet. Yani mesela Ahmet Oluçay ile Ayşe Oluçay arasında böyle bir şey yok. Çünkü kadın da zaten kendisi söyleşisinde, sonraki konuşmalarında bunu söylüyor. Yani hani benim böyle bir planım, şeyim, evet, öyle bir hesabım, kitabım o adama karşı yoktu. Evet. Kocama karşı. Ama bu zamanda mesela bu işi duyanlar veya bir şey hemen bir kendilerince onlar adına hesap kitap yapmaya başlıyorlar. Evet, aynen öyle. Yani bu böyle bir şey değil bence. Hesap kitap bu kadar yapılmamalı. Elbette kader, insanların yapılabilecekleri, yapılmayacakları bir sürü şey var. Fakat burada insanın içinde de böyle tabii ki şey kalıyor. Yani Ayşe Uluçay'ın da hayalleri kalır, vardı vesaire gibi. Fakat dediğim gibi o hesap kitap meselesi çok başka bir şey. Onu... Ya kendi büyüklerimize bile sorsan, gidelim annelerimize soralım en yakını. Senin hayallerin yok muydu? Mesela en genci şu an belki 45-50 yaşındadır. Hani bizim yaşıtlarımız olarak değerlendiriyorum. Hepsinin bir hayali, hepsinin çok farklı düşünceleri, kurduğu sistemler vardı. Ama hayat öyle bir şey ki hani kaderin üstünde bir kader vardır dizesi gibi. Gerçekten öyle bir şey. Onun için çok savaşmamak, çok yıpratmamak lazım bünyeyi, kafayı özellikle yıpratmak lazım. Karşı tarafı galiba. Tabii ki. Zaten yani, kendi kafanı çok yıpratınca karşı da yıpranmış oluyor. Evet, kısaca çok gerçekten hesap kitap yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Akışında hayata tabii planlar, programa yaparsın. Onlar küçük şeyler olur genel hatlarıyla hani. Bu olmadı mesela işte... Ya büyük de yaparsın. İdealin vardı. Büyük plan da yaparsın ama olmadı diye hayıflanmanın bir yere faydası, evet, zaten yok. O olursa oluyor. Evet. Yani onun sen şeyini yapamıyorsun. Evet. Bazen oluyor, neden olduğunu bilmiyor. Bazen olmuyor, ona isyan ediyor. Ben mesela hiç unutmam. Üniversitede çok da uzattım. Metrobüse'de yaklaştık. Üniversitede fizik sınavından kalmıştım. İki kere kaldım. Üçüncüde geçmiştim. İkincide kaldığımda... Babama hani kaldım filan diye konuşuyorduk bir telefon muhabbeti arasında. Şunu söylemiştim ya, kaldım yine filan. Çok da çalışmıştım ama olmadı. Babam bana şunu dedi. Olsun, çalıştın ya, seneye geçersin. Dert etme. Mesela ben o gün bunu çok daha iyi anladım. Yani bir şeyi başarmak sadece finish çizgisini geçmek değil. Ben bu yolu koştum mu abi? Koştum. Bunun tadı bana yeter. Deyip önüne bakmak bence daha makuldür diye düşünüyorum. Evet, yani ben bu konuyu şu sebeple açmak istedim. İnsanlar genellikle günümüzde böyleler. Haklı tarafları da var. Bak, ben kesinlikle haksız olduklarını da söylemiyorum. Hani tabii ki. Hesap kitapta tabii ki yapılabilir ama çok bunu hayatın merkezine oturtmak bu hatalı bence. İşler, hayat, yaşamak bir şekilde devam ediyor. Yani bunu konuşmak istedim. Bir duygu, açalım bir konuyu. Evet, düşünelim. Duygu iyidir insan için. Çok güzeldir. Olması gerekir. Ama fazlası da her zaman her şeyde olduğu gibi zarardır yani. Evet. Azı karar çoğu zarar. Duygu kelimesi söylediğin için şimdi son olarak söyleyeyim ben. Hesap kitabı akılla yapmak olur.
Ama duygularla yapmaya çalışınca olmuyor. Büyük bozgunlar oluyor gibi geliyor bana. Olmuyor. Çok kırılıyorsun, yıkılıyorsun. Sürekli farklı şeyler oluyor. Evet. Evet. Biz... Burada da Tugay galiba tamam. Şey var. Kendinize iyi bakın efendim. Dertop'u takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenebilirsiniz. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.